Herkese merhaba. 64 yaşındayım. 1.67 boyum. Bir ara 1.70'ti. Yavaş yavaş iniyor aşağıya yani. Başkan kelimesini kullanmıyorum. Çünkü Türkiye'de o kadar çok başkan var ki başkan enflasyonu var. Ve bence Türkiye'de işlerin iyi gitmemesinin nedenlerinden bir tanesi de çok başkan olması. Keşke daha az başkan olsaydı. Daha çok çalışan olsaydı. O yüzden başkan değil, kendime Mehmet Bey ya da Mehmet abi şeklinde hitap edilmesini daha doğru buluyorum. Doğduğumda iki ayağımda çarpık doğmuşum. Yani kader benim futbola doğru zaten doğduğumda böyle bir başlamışız. Bayağı iki ayağım, fotoğrafım var. Çarpık doğmuşum ve babaannem derdi ki Allah rahmet eylesin, sen topu verdiğimiz zaman uyurdun, top elinde gelmediği zaman uyumazdın. Daha yani 1'li yaşlarına başlayayım ve hemen zaten yürümeye başladıktan itibaren de hep topum olmuş, hep topla birlikte aşırı neşir olmuşum. Hep de spor yaptım hayatımda, sadece futbol yapmadım, tenis de oynadım. Yüzerim, balık burcuyum, denize girdiğim zaman 3-4 saat rahatlıkla kalırım, dalarım. Adrenalini çok severim, Baba Dağ'dan paragliding yaparım. Dalaman çayında rafting yaparım. Hayatımı mümkün olduğunca hareketli yaşamayı çok isterim. Ve böyle bir çocuğun çocukluğu da çok iyi geçti. Benim gerçekten çocukluğum çok iyi geçti. Mesela biz İzmirliler bardacık deriz. Genelde yemiş deniyor. Ben bardacığı uzun yıllar hep ağaçtan yedim. Hiç yani önüme tabakta konulmadı. Mesela karadut. Karadutu ben mesela hep ağaçta yedim. Hayatım ağaca çıkmakla, işte devamlı sokaklarda top oynamakla geçti. Çok haylaz bir çocuktum. Babam da tornacı ustası. Okumamış ama gerçekten tornaya işi bağladığı zaman sadece can veremez. O kadar iyi bir ustaydı. Devamlı bana şunu söylerdi. Mehmet, ben ailenin en büyüğüyüm. 4 kardeşiz. Bana derdi ki, Mehmet, beni bu kalemle yendiler. Bu kalemi öğreneceksin. Bu topun peşinden koşmayacaksın. Ben de babama derdim ki baba arkadaşlarım oynuyor, ben de oynamayacakmışım. Fakat babam beni İzmir spor maçlarına götürür. Her türlü benim konforumu, mutluluğumu sağlarken ama nedense benim en çok sevdiğim, hayatımda en çok mutlu olduğum anlarım olan spordan beni uzaklaştırmaya çalışıyordu. Ben de mecburen gizli gizli oynuyordum. Bir gün İzmir'de Balçova sahasında amatör 15 yaşındayım. Amatörce oynarken kardeşim, anne babamlar da oradan geçerken görüyor. Aa baba diyor, abim top oynuyor diyor. Babam da çekiyor arabayı kenarıya. Ben tam korner atarken bir anda arkadaşım Başar bağırdı. Mehmet arkadan baban geliyor dedi. Ben korner atmayı bıraktım. Doğru Balçova'nın bahçelerine doğru kaçmaya başladım. Tabii biraz sonra babam beni yakaladı. Ve Çeşme'ye gittik. Çeşme'de 6 metrelik bir balıkçı teknemiz var. Bana dedi ki tekneyi hazırla dedi. Tekneyi hazırladım ben. Açıldık bayağı. Mercan avına gidiyoruz. Mercan avlamaya gidiyoruz. İşte karşı adalar var. Tam ortada durdurdu. Lacivert sular. Dalga da var. Ben tabii başıma geleceğini biliyorum. Bu teknelerin dümenleri vardır. Yeke deriz biz ona. Bu şekilde. Yekeyi çıkardı. Dedi ki Mehmet, bu topu bırakacak mısın? Ben tabii gene kenarda duruyorum. Baba işte ben ikisini birden mi? Yekeyi çıkardı ki tam sallıyordu ki peki baba dedim ben. Ben zaten kendimi denize atacağım kesinlikle. Ve o gün lise 1'deydim. O gün babama bir daha futbol oynamayacağımı söyledim. Eve döndüğümde de iki okkalı Osmanlı tokadından sonra babam gitti. Ben de annemle kız kardeşime dedim ki babam beni en sevdiğim sporu, futbolu bana oynatmaya yasakladı. Ama ben bir gün zengin olacağım ve bu toprakların bütün çocuklarına spor yaptıracağım. Ben o gün kaderimi meğerse çizmişim ama haberim yok. Bugün Altınordu sadece futbolda 125 ayrı yerleşim biriminde, Batı Anadolu'da ve Anadolu'da 125 ayrı yerleşim biriminde tam 12 bin çocuğa spor yaptırıyor. Ve bizim Altınordu Futbol Kulübü'nün
bir gökdelen gibi düşünürsek bu gökdelenin temelini oluşturuyor. Bu anlamda ben o günlerden kendime çizmiş olduğum böyle bir sosyal görevi yerine getiriyor olmaktan çok mutluyum. Altın Ordu gerçekten biz aldığımızda, ha bu arada işte kendime Don Kişot diyorum. Çünkü Türkiye'de futbol çok izleniyor. Herkes de zaten futboldan anlıyor. Ama kimse yatırım yapmıyor. Türkiye'de ilk defa futbola yatırım yapan kişi benim. Benden başka kimse yapmadı. Ve şu anda İzmir'de 3 ayrı yerde 200 doğal yetenekli elit oyuncuya tam zamanlı eğitim veren bir futbol kuruluşuyuz. Bu anlamda da kendimi bu ülkenin futbolda Don Kişot'u olarak görüyorum. Biz Altın Ordu'yu 7 Ağustos 2012'de aldığımızda Altın Ordu Kulübü tam 1923-26 Aralık'ta kurulmuş. Yani Cumhuriyet'le yaşıt bir kulübümüz olmasına rağmen bilinirliği olmayan, milli oyuncusu olmayan, tesisi olmayan, aidiyet duygusu kaybolmuş, yani taraftarını kaybetmiş, üretken değil, vizyonu olmayan bir kulüp idi. Aynı zamanda da o tarihlerde Türk futbolunun durumu tam da büyük bir kaostan çıkmıştı o yıllarda Türk futbolu. Şike skandalı vardı ve işte aşağı yukarı 100 küsur profesyonel kulüp var. Sadece yarışmacı. Hiç yetiştiricilikle ilgilenmiyorlar. Herkesin işi gücü skor, yani hafta sonu kulüp A takımlarının yenmesine yönelik bir sistem var. Doğal yetenekli oyuncu kimse üretmiyor. Saygınlığı azalmış. Bütün kulüpler zarar ediyor. Şu anda da zaten aşağı yukarı öyle. Milli kavramlar tamamıyla örselenmiş. Yabancı futbolcular dolu. Halen şu anda yine öyle. Ve böyle bir futbol dünyasında biz Altın Ordu olarak futbola yatırım yapmaya karar verdik. Bu arada Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'de maalesef spor kültürümüz yok. Yani skora dayalı bir kültür var. Daha çok insanlar spor yapmıyorlar. Daha çok herkes takımının yenmesine dayalı bir söylem içerisinde bulunuyor. İşte sokak futbolu kalmamış, caddeler araba dolu, bütün arsalar apartmanlar olmuş. Anneler çok önemli, anneler hiç spor yapmıyor. Hele hele bu işe girdikten sonra annelerin ne kadar önemli, yani toplum için ne kadar önemli bir kesim olduğunu daha iyi anladım. Ben çocuklarına kahvaltı vermeyen anneler gördüm. Ve bu yüzden de sporcu sağlığıyla ilgili çok önemli her bölgede küçük küçük annelere yönelik seminerler vermekteyiz. Bu olumsuz ortamda Hannibal'ın dediği gibi ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız. Tüketen değil üreten, iyi duygulara seslenen, milli kavramına önem veren ve çocuk anne kavramına da aynı şekilde vurgu getiren bir sisteme başladık. Bu işe devam ederken bir slogan üretmemiz gerekiyordu ve bu slogan kendiliğinden yavaş yavaş çıktı ve iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu sloganını ürettik ve bu iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu sloganına sımsıkı yapıştık. Yani bundan hiç taviz vermeden kesinlikle bütün çocuklarımızın öncelikle iyi birey olmalarını, ardından iyi vatandaş olmalarını, daha sonra eğer profesyonel futbolcu olacaklarsa bunları mutlaka iyi tamamladıktan sonra olmalarını içeren bir sisteme geçtik. Ve bunun içini doldurmaya başladık. Şu anda İzmir Torbalı'da Altın Ordu Futbol Akademisi'nde 200 çocuğumuz 11 yaşla 19 yaş arasında hem İngilizce ders alıyorlar, hem satranç eğitimi alıyorlar, hem kişilik gelişimi, stresle baş etme, kaygıyla baş etme, arkadaşlık, yardımlaşma gibi eğitimler alıyorlar. Hem de aynı zamanda saha içi eğitimler alıyorlar. Mümkün olduğunca Türkiye'nin tamamını kucaklamaya çalışıyoruz. Ve tabii ki en önemlisi bu ülke 80 milyon ve 30 milyon genci var. Bu kadar genç bir toplumdan mutlaka eğer yatırım yapılırsa, yetişkinler yatırım yaparlarsa mutlaka bunun bir karşılığı alacağını çok iyi biliyordum. Ve ben bu yatırıma bilerek, isteyerek ve inanarak girdim. Çünkü ben bu toprakların çocuklarına
inanıyordum ve güveniyordum. Bu neye benziyor? Bir mosso ağacı vardır. Belki bilirsiniz. Bu mosso ağacına alırsınız. Bu bir bambu cinsi. Sularsınız, sularsınız. 5 yıl hiçbir şey vermez. Sonra aniden bir boy atar ki şaşırırsınız, kalırsınız. Bu işte bu kadar uzun vadeli, süreç odaklı bir iş. İşte Türk insanının aceleciliği, hemen sonuca ulaşma hevesi nedeniyle Türk futbolunda kimse profesyonel futbola yatırım yapmıyor. Bu yatırım yapılmadığı için de şu an Türk futbolunda yabancılar cirit atıyor ve maalesef Süper Lig'de neredeyse 11 tanesi de yabancı oynayan Türk takımlarıyla dolmuş durumda. Ama Altın Ordu arkadaşlar hiçbir zaman yabancı futbolcu oynatmıyor. Ve bundan sonra hiçbir zaman oynatmayacak. Bunu yaparken bir milliyetçilik duygusu ya da bunun arkasında bir yanlış bir anlaşma olmasın. Ben şunu söylüyorum. 30 milyon genç varsa, bu 30 milyon gence yetişkinler yatırım yaparlarsa mutlaka Almanya'da bulunan Türk nüfusunda 3,5 milyon Türk nüfusundan çıkan, nasıl bizim kendi genetiğimizden gelen çocuklardan çıkan futbolcular varsa, ünlü futbolcular varsa bizim bu topraklarımızdan da mutlaka çıkar diyoruz. Ve çalışmalarımıza devam ederken çok önemli gelişmeler oldu. Bunların bir tanesi ilk yıl 2007 yılında ilk başladığımızda başka bir kulüpte başladık bu işe. Onlarla bir paylaşım esasına dayalı bir futbolcu yetiştirme sistemi kurduk. Ve bir oyuncu yetiştirdik ve onu Fenerbahçe'ye verdik. Bizim almamız gereken payı bize vermediler. Ve biz orada çok önemli yatırım yapmıştık. Biz istedik hakkımızı vermediler ve biz bıraktık. Tabii ki şöyle düşünüyorlardı. Bırakmaz çünkü burada büyük yatırım var. Bekler. Ben beklemeyeceğimi, hakkımızı vermeleri gerektiğini söyledim. Yoksa giderim dedim. İnanmadılar. Bıraktım. Bıraktıktan sonra arkamdan şöyle dediler. Bir daha böyle bir yatırıma girmez. Bir daha böyle bir şey yapmaz. Ardından Altın Ordu'yu satın aldık. Şirket yaptık. Ve Altın Ordu'da 2012 yılından itibaren tekrar başladık. Ve kimse bize inanamadı. Yani o güne kadar herkes bizim gerçekten hayal tacirliği yaptığımızı sanıyordu. Biz Altın Ordu'da tekrar başladık. Yani ben buradaki özellikle genç kardeşlerime şunu söylüyorum. Asla vazgeçmeyin. Eğer bir tutkunuz, bir hayaliniz varsa onun peşinden koşmaktan hiçbir zaman durmayın, yılmayın ve vazgeçmeyin. Ardından Altın Ordu'da çok sistemli çalışmaya başladık. Çünkü çıraklık dönemimizi bitirmiştik. Şimdi kalfalık dönemimizi de bitirmek üzereyiz. Ve şu anda A milli takımda oynayan iki tane oyuncumuz var. Bizim yetiştirdiğimiz. Bir tanesi şu anda İngiliz Premier Ligi'nde oynuyor. Leicester City'de oynuyor. Çağlar Söyüncü. A milli takımımızın stoperidir. 4 numarasıdır. Bir tanesi de herkesin çok bildiği A milli takımımızın değişmez oyuncusu Cengiz Ünder. Roma'da oynuyor. Bu iki oyuncuyu biz yetiştirdik. Ve biz bu iki oyuncuyu yetiştirince bir anda gözler bize döndü. Ve herkes bu yetiştiricilik nasılmış diye merak etmeye ve bizlere sormaya başladılar. Ve ben de her yere, beni nereye çağırırlarsa her yere gidip dilimiz döndüğünce gerçekten bu toprakların çocuklarına güvenmeleri gerektiğini, bu toprakların çocuklarına yatırım yapılması gerektiğini, bu gençlerin mutlaka içinden çok değerli, sadece futbolda değil, her türlü sporda, her türlü kültürel alanda, her türlü mühendislik alanında, her türlü sosyal bilimlerde çok 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 değerli genç beyinlerin çıkacağını düşündüğümü söylüyorum. Fakat nedense bizim ülkemizde insanlar her şeyi devletten bekliyorlar. Gerçekten arkadaşlar her şeyi devletten beklememek lazım. Bu topraklarda yetişen, bu topraklarda kazanan, bu topraklarda bir şekilde iyi bir şekilde yaşayan insanların mutlaka bu topraklara borcu var, bu topraklara bir katkıda bulunması lazım. Ben kendime 50 yaşımdan itibaren demir-çelik sektöründeki aile şirketimden ayrılıp kendime böyle bir hayat kurdum. Ve şu anda değil 24 saat, bana 48 saat verseler günde o kadar bile yetemeyecek kadar doluluk yaşıyorum. Neden? Çünkü bu toprakların çocuklarıyla beraber yaşıyoruz. Bu toprakların çocukları o kadar güzel, o kadar çok değerli ki eğer onlara imkan verilirse size mutlaka karşılığı veriyorlar.
Şu anda Altınordu Süper Lig'in bir altında birinci ligde oynuyor ve yabancısı olmayan tek kulüp. Yarınlarda Süper Lig'e çıksak bile öyle oynayacağız. Buna insanlar inanmıyorlar. Ama biz bunu da inşallah başaracağız. Kimle başaracağız? Yine bu toprakların çocuklarıyla başaracağız. Evet, bizim diğer sloganımız çocuklarımız geleceğimiz. Yani çocuklarımız geleceğimiz dediğimiz zaman zaten her şey duruyor. Çünkü hayatta en güzel şey çocuklar. Çocuklarla birlikte olduğunuz zaman zaten gerçekten zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Türkiye'nin altın ordusu diyoruz, üçüncü sloganımız. Bizim bir talebimiz var bu topraklarda yaşayan insanlardan. Biz herkesin ikinci kulübü olmak istiyoruz. Yani Galatasaraylısı da, Fenerbahçelisi de, Beşiktaşlısı da, Trabzonsporlusu da, Bursa Sporlusu da, herkesin aynı zamanda ikinci kulübünün biz olmasını istiyoruz. Çünkü biz tamamıyla aşırı yarışmacı değil, her zaman yetiştirici kimliğimizi ön planda tutacağız. Ve her zaman bu toprakların, bu ülkenin gerçekten saygı duyulan ve her zaman iyi unsurları içinde barındıran bir kulüp olarak ülkemizi dünyada tanıtmak istiyoruz. Evet, iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu. İyi vatandaşla ilgili deplasmanlara gidiyoruz arkadaşlar. Hangi deplasmana gidersek bir gün önce gidiyoruz. Mutlaka o şehrin kültürel bir neyi varsa görülmesi gereken onu. Mesela Gaziantep'e gittiğimizde Gaziantep ya da Gaziantep sporla oynayacağımız zaman bir gün önce ya yani 15 yaş, 16 yaş, 17 yaş, 18 yaş, 19 yaş sporcularımız mutlaka Zeugma Mozaik Müzesi'ne gidiyorlar. Ankara'ya gittiğimizde mutlaka Anıtkabir'i ziyaret ediyoruz. Daha önceden bilgi veriyoruz. Bizi orada Anıtkabir Komutanlığı özel merasimle bizim çocuklarımızı alıyor. Ve çocuklarımıza orada Kurtuluş Savaşı ile ilgili animasyonlar gösteriliyor. Çanakkale Şehitliği'ne gidiyoruz. Çanakkale Şehitliği eğer görmeyenleriniz varsa mutlaka gitmeniz lazım. Öyle sadece 3-5 tane kabristanın olduğu bir yer değil. Koskoca bir yarımada ayağınıza attığınız her yerde şehitlerin orada mutlaka bıraktığı izler var. Ve bizim ülkemizin vatan olduğu bir yer. Öncelikle bunları da öğretmeye çalışıyoruz. İstanbul'a geldiğimizde İstanbul'da Topkapı Sarayı'nı da ziyaret ediyoruz. Mavi Camii'yi de her şeyi bunların hepsini vermeye çalışıyoruz. Bunun için çocukların farkındalıklarını yükseltmek istiyoruz. Çünkü çocuklarımız büyürken özellikle artık ergenliğe geçişlerde gerçekten çok büyük sorunlarla karşılaşıyoruz. Bunları ancak ve ancak farkındalıklarını geliştirerek aşacağımızı düşünüyoruz. Bu anlamda Avrupa'ya da çok sıklıkla turnuva gezileri tertip ediyoruz. Ve Avrupa'da kendi yaştaşlarıyla sık sık müsabakalar yaparak onların özgüvenlerinin de yükselmesini sağlıyoruz. Bu gördüğünüz Altınordu piramidi bizim yapılanmamızı gösteriyor. Burada en altta Türkiye'ye yayılmış olan futbol okullarımız var. Burada işte 11 bin öğrencimiz var. Onun üstünde ilkokullarımız var. Burada 6, 7, 8, 9, 10 yaşlarda çocuklarımızı seçiyoruz. En sonunda da akademimize oyuncu alıyoruz ve 11 yaştan itibaren yatılı sisteme geçiyoruz. Tabii ki bu yatılı sistemde aileler her zaman çocuklarını gelip görebiliyorlar. Ailelere çocukları gönderiyoruz. Hiçbir şekilde böyle bir küçük yaşlarda sert bir şeyimiz yok. Ama bunun yanında da onların küçük yaşlardan itibaren bu işin bir meslek olduğunu, oyun olmadığını gösteren, onları küçük yaştan eğiterek yarınlarda 19 yaşlarda, 20 yaşlarda A takımda oynayabilecek bir kapasiteye gelmelerini sağlıyoruz. Futbol maalesef 20 ile 35 yaş arasında yapılan 15 yıla sıkıştırılmış ve haftalık performansı sadece 90 dakikaya sıkıştırılmış bir oyun. Yani bizler çalışıyoruz, haftada 45 saat çalışıyoruz, 40 saat çalışıyoruz ve yıllık performansımız ya da haftalık performansımız çok uzun bir sürece geliyor. Ama futbol öyle değil. Sadece 90 dakikaya, 1,5 saate sıkıştırılmış bir performans. İşte bu performansı ancak ve ancak odaklanması yüksek, konsantrasyonu yüksek gençlerle elde edebiliriz. Bu yüzden onların odaklanma ile ilgili önemli eğitimler almasını sağlıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi örnek besidamımız var. Örnek besidamımızda büyükbaş hayvanlarımız var, küçükbaş hayvanlarımız var, horozlarımız, keçilerimiz, koyunlarımız,
danalarımız, ineklerimiz var. Çocuklarımız burada otomatik süt sağma makinesiyle süt bile sağıyorlar. Günde 80 litre süt elde ediyoruz ve bu sütle kendi yoğurdumuzu kendimiz yapıyoruz. Kendi keşkülümüzü, kendi sütlü tatlarımızı kendimiz yapıyoruz. Örnek tarım alanımız var. Örnek tarım alanımızda yazın bütün domates, biber, patlıcan, kışın kereviz, lahana, bütün bunların hepsini kendimiz üretiyoruz. Kendimiz yetiştiriyoruz ve çocuklarımız burada çalışıyorlar. Tabii ki başlarında da uzman bu işlerden arkadaşlarımız da var. Ve bu çocuklarımız böylece yumurtanın nereden çıktığını, etin ne olduğunu, domatesin nasıl büyüdüğünü, biberin nasıl büyüdüğünü her şeyi öğrenmiş oluyor. Bu farkındalık hele hele bu zamanlarda gerçekten çok gerekli bir şey. Benim 10 yılda öğrendiğim en önemli iki tane eşitlik var arkadaşlar. Yarınlarda sizler de bir yerlerde çalışacaksınız ve profesyonel olacaksınız. Çünkü profesyonellik demek hayatını namerde muhtaç olmadan onurlu bir şekilde yaşamak demek. Profesyonellik eşittir yetenek artı kişilik. Eğer yeteneğiniz vardır, yeteneğiniz neye var? Diyelim ki marangozsunuz, marangoz olacaksınız ama tamam kişiliğiniz yoksa siz o mobilyayı yapamazsınız. Çünkü sabretmeniz lazım. Çünkü kendinizi yenilemeniz lazım. Kendinizi geliştirmeniz lazım. Bunun için çok gerçekten sağlam bir kişilik olması lazım. Ve ikinci eşitlik de gerçekten bu 10 yılda çok beni vurgulayan, beni çok böyle etkileyen bir eşitliktir. Performans, potansiyel eksi dikkat dağıtan unsurlar. Yani hepimizin mutlaka bir işle ilgili performansımız ölçülüyor. Bunu nasıl bir eşitlikle olabilir? Bir içimizde bir potansiyel var. Hepimizde gizli bir potansiyel. Biz bunu ortaya çıkarmamız lazım. Bunu ancak ve ancak odaklanarak yapabiliriz. Ancak ve ancak bunu yan çevrelerden, başka bir takım yan unsurlardan etkilenmeden işimizi tamamıyla dikkatimizi vererek yaparız. Ve ülkemizde de çağımızda da dikkat dağıtan unsurlar çok. Hele bu iPad'ler, laptoplar, cep telefonları şu anda da zaten kullanan arkadaşlarımız var görüyorum. Yani bu o kadar dikkati dağıtan bir şey ki bunun önüne geçmek başarıyı da getirecektir. Bitti süren. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.